Merhabalar efendim, merhabalar. Bir tık kadrajı düzeltiyorum izninizle. Allah. Daha iyi. Şeyim sığmıyordu, kafam sığmıyordu da demin. Ay çok terledim. Ter içindeyim. Nasılsınız arkadaşlar? 2 haftadır yani. İşte benim stilimin Kemal'i gibi. Kemal miydi o adamın adı? Anyway. Bayağı stil yorumluyoruz. Yine bu hafta Canes olmuş yani. Canes olmuş. Biz durur muyuz? Durmayız. Hemen dedim bu kombilere bakalım. İnsanlar neler giymiş? TR'lerden de gidenler olmuş diye gördüm. Hemen çekmeliyim dedim. Oturdum burama. Burama? Anyway. Suyumu kaptım. Ay Gönül isterdi ki burada böyle yemekler, pizzalar, hamburgerler, sufleler, mufleler, pudingler olsun. Ama suyla idare edin arkadaşlar. Bu bir mukbang olamadı. Makyajım ne kadar iyi gözüküyor. Bu bir mukbang olamadı. Mukbang versiyonu da gelecek yakında. Diğer eventte söz veriyorum mukbang olacak bu. Neyse yani bu kanal özetle stil kanalına dönüşüyor. Ben de anlamıyorum. Bir hafta öyleyiz, bir hafta böyleyiz, bir hafta vlogs, bir hafta şarkıcıyız. Bu hafta da yani stilistiz arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Sürekli gözüm makyajıma kayıyor. Hey maşallah. Şu... Vallahi iyiyiz. Özlüyorum. Özlüyorum. Bu setup'ı özlüyorum yani. Şu tişörtümle insanları yargılayacağım videoya başlayalım artık. Yine kayıyorum her zamanki gibi. Ha, kayarken, ben kayarken de siz abone olmak isterseniz elhamdülillah ellerinizden öperim vallahi yaşınıza bakmadan. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada dur kaymadan şeyi de parantezini açayım. Önceki videoyu çok sevmişsiniz. Sizi yerim. Ben de çok sevdim aşk olur. O yüzden böyle videolar devam ediyor. Sevdiğiniz videolara ben bu videoyu sevdim, I like it yazarsanız ben de anlamış olurum. Ufak tefek cinayetlerle alakalı da yaptığınız yorumlar hepsini gördüm. Sizi yerim. Bugün yolda metrobüste 1,5 saat biliyorsunuz. Ay kaydıma memuk duruyorum neyse. 1,5 saat biliyorsunuz. Ufak tefek cinayetler notları aldım. Telefonuma yakında gelecek o video. 1,5 saat falan çekmeyi planlıyorum minimum. Çünkü 80 tane falan notum var arkadaşlar. Bayağı detaylı bir şekilde ufak tefek cinayetler dizisinin incelemesi gelecek. Yakında dur. Beklemede kalın. Abone olun. Kaçırmayın. Derim şahsen ben. Çünkü inanılmaz bir video olacak. Ufak tefek cinayetleri seven birinin o videoyu sevmeme ihtimali olmayacak. Bayağı gıybet yapacağız yani. Bu da böyle bir dipnotu kayıyorum artık. Öncelikle hiçbir fikrim yok yani. Canes'te neler olmuş, kana gidenler ne olmuş, neler yaşamış bilmiyorum. İnsanları da tanımayacağımı videoya başladık bence. İsimleri yazıyor mu? İsimleri yazıyor. Tamam. Naomi Campbell. Bunu tabii ki tanıyoruz yani. O kadar da değil. Maşallah bu nasıl bir nadide güzellik hanımefendi. Şeye bakmayın yani. Bir konsept var mı yok mu? Ben de bilmiyorum. Ben de sizin gibi cahilim. Dümdüz kostümlere bakalım yani. Hani böyle bir şey olsa bilirdik diye düşünüyorum. Şöyle yukarıdan bakıyorum anlayabilir miyim diye İngilizceye ama. Cannes Film Festivali is back this year falan yazıyor. Tamam geri dönmüşüz belli ki. Geçen yıl yok muydu bilmiyorum. Anyway ya anyway şu karıya odaklan artık. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Biraz zoom atalım hanımefendiye. Çok beğendim. Transparan zaten ben çok severim. Açmayı sevdiğimi bilirsiniz arkadaşlar. Bu hanımefendi mesela çok ayarlı açmış yani. Benim de namus kahvem var. Şak geçiyorum. Açmış ama yakışmış yani. Ben her zaman şeyi savunurum ya arkadaşlar yani. Burayı açıyorsan 2 yeri daha açma. 3 yeri açık olmasın yani. Bu hanımefendi açmış ama şey açmış yani. Hoş açmış. Açıyorsan yani böyle açacaksın. Tebrik ediyorum Naomi Campbell. Size 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Ölüp bitmedim. Bitmedim ama maşallahınız var. Aa, Anya Taylor falan pişman. Bu arada ben mesela aşağılardan isimleri okuyorum ya. Geçen bölümde sanırım tasarımcının adını okumuşum. Hani o adam diye falan. O yüzden boş verin. Boş verin. Ben de isimleri boş vereyim. Kim olduklarını sadece kostümlere odaklanalım. Ben de bu kadını zaten şeyden biliyorum. Bu satranç dizisi vardı ya Netflix'te. Satranç dizisinden mütevellit biliyorum bu kadını. Biraz boring ama bu kadın zaten hep böyle. Hep böyle bir klas güzelliği var. Tabii ki aykırı, kreatif şeyler de yapıyor bazen ama buna ölüp bitmedim. Ama tabii ki 10 üzerinden 8'den aşağıya verilecek bir kostüme değil bu. Yani makyajı falan güzel ama... Sıkıcı yani. Bir kere bakarsınız sonra tekrar dönüp bakmazsın diye yorumluyorum. Tam 8 veriyorum. Yok 8 çok. 7,5 vereyim sana ben canım. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky. Pataky. Hanımefendi ya 50 yaşınızda mısınız? Acaba annesi mi? Bakayım. Bilmiyorum anlamam ki. Bence değildir yani. Annesiyle alakam var mısın Özgür? Canımı vermediğim bir ikiliyle karşınızdayım. Yani atıyorum TR'de de bunu giyip gidecek çok kapıl çok ana oğul vardır diye yorumluyorum arkadaşlar. Zaten beyefendinin yakışıklılığını hani yorumlamak bana
düşmez. Gerçi bu beyefendi de böyle çok şey bir giysi, şey giyse de ben de yine alaka derdim. Böyle çok hani bizim giyeceğimiz daha. Çok bizlik bir şey giyse de çok yakıştırmayabilirdim. Şu an maşallah. Maşallah duruyor yani. Hoşsun. Yani ben hanımefendiye bakmıyorum bile. Hanımefendi sıkıcılıktan ölüyor yani. 5 veriyorum. Bu çift midir? Ana oğul mudur? Yazar, yönetmen, oyuncu mudur? Bilmiyorum. 5 veriyorum. Kesin oyuncudur bu arada yanındaki Elsa hanımefendi de. Ama yani anyway. Anyway ya. Umurumda değilsin Elsa. Skip. Low Roach in. Chanel giymiş. Ama kare duruyorsunuz beyefendi. Sanırım. Nine binary, bray. Anyway. Ya anyway ya. Özgür çok saçma sapan şeylere takılıyorsun bu bölümde he. Vallahi kendime de sinirleniyorum arada. Bir tek size sinirlenmiyorum arkadaşlar. Yok. Yok yok. Çok proporsiyon olaraktan meh. Porsiyon olaraktan eh. Bu bir yarım olmuş hayatım. Geçiyorum senin de. 2 falan veriyorum sana yani. Leşsin. Ya bir şey diyeceğim. Niye böyle bir Türk esintileri var bu elbiselerde? Ben yine Türk tasarımcılara falan benzettim. Halbuki Fendi'ymiş yani. Bence buna da ölüp bitmedik. Ne diyorsunuz? Yok hanımefendi. Sizin de adınız kimmiş? Sabrina Elba hanımefendi. Bizimle değilsiniz ya. Bir kere saçınız, makyajınız hanımefendi. Çok özensiz yani. Makyajınız... Geçiyorum ya. Bilmediğim isimleri geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum sizi de. Yok yani. Evergreen. Ünlüsün sen. İsmi bu ismi biliyorum. Evergreen Balmain giyinmiş. Yani... Kesin bu arada bu inanılmaz eleştirilen bir kıyafet ve duruş olmuştur, pozlama olmuştur diye yorumluyorum. Ama lakin ben bir şey denemesini sevdim. Bakalım ellerinize yakınlaşalım falan. Maşallah eliniz ne kadar kıpkırmızı hanımefendi. Zombi gibi. Anyway, vampir mi ya da neyse ya yine anyway yani. Arada bir yerlerdeyim. 6,5 deyip geçelim mi? Eva Green hanımefendi teşekkür ediyorum. Yaşınız almışsınız sizi geçiyorum. Elif Fi. Sims karakteri. Siz bir Sims karakterisiniz. Gerçek değilsiniz siz. Sims'te böyle rastgeleye basınca karışık bir şey gelir ya karşıya. Onun gibi olmuş. Hoşsunuz ama. Hoşsunuz. Bir çekicisiniz yani. Bir kere bakan bir daha bakar biliyor musunuz? Çünkü farklı. Farklısınız. Ayakkabılarınız bile hoş. Normalde bu ayakkabıyı ben görsem dümdüz bir şekilde derim ki ay ne kadar kötü, ay ne kadar kötü gösterir ayakkabıları falan. Size de bir 8'li çakayım mı? 8 çok mu olur size? 8'i çakayım size ya. İçimden geldi. Yoktu bu. Cindy Bruna. Ben böyle oversize şeylere bayılırım yani. Gerçekten döküm. Hani böyle 12x large falanmış gibi tasarımlar yapılır ya. Onlara bayılırım ama bu iyi göstermemiş hanımefendiyi gibi yorumluyorum. Promosyon olarak demiyorum bunu. Gerçek anlamda yani. Hamile falansanız okey bu arada ama değil gibisiniz de. İyi göstermemiş hanımefendi sizi ya. Cindy Bruna. Beğenmedim. Ne kadar star ışığın var senin. Şaka mı bu star ışığı? Şaka mı? Biraz kıskandım sizi. Flora Jokurel. Anyway. Hoşsunuz. Gerçekten bir star ışığı olarak parlıyorsunuz. Cildinize ne sürdüyseniz linki var mıdır yani? Çok sevdim. Ya 9 falan veririm arkadaşlar. Onluk değil hani yine gözüm benim böyle bir tık kreatife arıyor yani. Ya da böyle bir renk arıyor hala. Ama 9 asaletinize. Asaletinize 9 vermezsem gerçekten çarpılırım şuracıkta. Ne düşünmeliyim? İlk bakacağım şey bacak kısmınızın maşallahlığı olur. Yeguse Benes. Yani... Çok çarpıcısınız. Ve bacak, kol kaslarınız bu kas... Yoksa... Yoksa... Ay çok saçma yerlere takılıyorum ya. Beğendim sizi. Ama konumuzdaki takıları falan çok basic günlük buldum. Onun dışında bizim nesiniz gerçekten işte benim stilime de katılsanız böyle bir kombin yapar mısınız gibi geliyor. Orada böyle çok kombin yapıyorlardı çünkü ne? Ben oradan çok izlediğimden mütevellit oradan biliyorum. Abi ben mi çok bonkörüm yoksa bu da böyle 7-8 falan arası bir şey mi bu kombinde? Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü atıyorum Lizzo sandım. You sailed. Anyway geleceğiz sana da sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü bir önceki bölümde yani düğün kıyafetlerine baktığımız bölümde benden çok aykırı yorumlarınız da vardı. Benimle çok bir olduğunuz yorumlar da vardı. Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu aslında bana kalırsa ben hep seninle benim
aynı ortak düşüncelerimize sahip olduğumuzu düşünüyordum. O yüzden bir önceki bölümde nasıl farklı düşünüyoruz abi, bariz değil mi falan gibi bir yerdendim. Ama böyle farklı düşüncelerimizin de olması sen ve ben, anladın mı? Hoşuma da gitti yani. Bir farklılıklarımızın olması, her şeyimizin biri bir olmayışı ama farklılıklarımızla beraber böyle birbirimize çok iyi yansıtıyor ve anlatıyor oluşumuz. Seni seviyorum. Gerçekten seni seviyorum. Bu hoşuma gitti. O yüzden yorumlarda beğenmediğinize beğenmedim, beğendiğinize beğendim, arada kaldım dediğinize de arada kaldım yazarsınız. Sevinirim. Gerçekten sizin yorum yapmanız bu arada beni YouTube'da 1 milyon abone yapmıyor yani. O yüzden gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Teşekkür ederim. Abone olmak isterseniz de artık ne diyeyim? Olmak isterseniz, bir sevap point kazanmak isterseniz, hani bilmiyorum ister misiniz ama yine de teşekkür ediyorum. Neyse, gelelim sana yiseyolt. Kanka defol ya. Çok kötü giyinmişsin. Bu ne? Bu ne ya? Hani bir de mutsuzsun. Gerçekten mutsuzluğun suratına vurmuş kanka. O kadar güzel giyinebilirsin ki, o kadar güzel bir kadınsın ki yani, şu güzelliğe bak yani. Ama ve lakin sen küsmüş bir kız çocuğu gibi böyle kenarda geçip durmuşsun. Bu ne böyle? Gittiğin yer senin yani, Canes. Aa, iş insanı mısın sen? İş insanı olduğun için mi böyle sıkıcı geldin? Başka bir açıklama bulamam. İş insanıysan okey ama oyuncu falansan yok. Louis Vuitton giymiş bir hanımefendi. Ne kadar güzel vurguladım Louis Vuitton'u, farkında mısınız? Neyse. Yok yok, siz de çok sıkıcısınız, puanlamam bile. Kanka ne yapıyorsun? Canes'e böyle mi gelinir? Benim Canes'e gittiğimi bir düşün... Ya tam Canes değil, biliyoruz bu arada Türkçe mealini. Kan. Kana gittiğimi düşünsenize yani. Böyle giderim. Böyle elbise uzun, 8 metre kuyrukla giderim. Xavier Dolan in Versace giyinmiş. Versace'ye giyinmiş Xavier Dolan da demek doğru olabilir. Boyunuzun çok kısa olmasına rağmen gerçekten promosyonunuz çok güzel gözüküyor. Bunu söylemek isterim Xavier beyefendi. Ve hoşsunuz. Ayakkılarınız 52 numara gibi duruyor. Boyunuza ithafen ama. Okey. Okey. Beliniz de ne kadar ince. O kemerin... Al, ben niye fiziğinize takıldım bilmiyorum. Kusura bakmayın Xavier Bey. Bu kadar ben fizik meraklısı değildim. Ama hoşsunuz be Xavier. Hoş geldiniz be Xavier Bey gözüme. Kimsin ya? Tamam, çok zenginsin kanka. O kadar zenginsin ki bu kadar kreatif şeyleri sen giyebiliyorsun yani. Bazı kadınlar gerçekten beni çıldırtıyor. Yani. Ben burada cinsiyetçilik yapmak istemem. Yani erkekler de çıldırtıyor. Genelde erkekler çıldırtıyor ama... Zaten bu bir marka da değil. Yanında böyle in Versace, in Chanel falan yazmıyor. Fakir. Bak Louis Vuitton yazıyor Bolaji'nin yanında. Çok hoşsun. Bir konsept varsa da kesin sen yakışmışsındır bu konsepte. Çok bodozlama bir video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dümdüz yorumluyorum ya. Gerçekten dümdüz yorumluyorum. Aa. Herkes aynı tepkiyi veriyorum. Mal mıyım neyim? Aa. Adınız çok zor. Emanuela Beard. Acaba böyle biraz smokin, hani böyle ceket falan gibi bir konsept mi vardı? Çünkü çok fazla var böyle konsept. Ya da hani oraya gidenler gerçekten biraz şık olmalıyım diye düşünerekten mi cekete kayıyor elleri? Bilemedim. Hoşsunuz. Zaten ben bu rengi çok severim arkadaşlar. Sizi soluk göstermiş ama soluk gözükmekte benim için bir problem yok. Böyle cafcaflı gözükeceğimi, soluk gözükeyim daha havalı buluyorum ben zaten bu durumu. Beğendim. Havalı duruyorsunuz. Gerçekten bir daha bakarım size. Adınızda Emanuela Beard ama Inversage falan yazmıyor. Dolabınızdan giyinmişsiniz. Okey. Çok tatlısınız. Ama burayı anlamadım. Hani elbisenin iç tarafı gözüküyor ya, orada bir olay yok. Hani elbise çok güzel, çok tatlı. Özellikle şeyi, hani böyle buradan bu gelişi, açılışı, duruşu, vücutta duruşu çok güzel. Ama hani böyle içini açıyorsan ya, orada da atıyorum desenin farklı bir versiyonu olsaymış, böyle açtığı yer bomboş ve bir olayı yok. Hani bomboş, atıyorum düz beyaz olsa, ay çok hızlı konuşuyorum yine, kusura bakmayın. Düz beyaz olsa yine anlayacağım ama açtığı yer iyi durmuyor. İyi durmuyor. Pozunuz falan çok güzel. Ya çantamın bu diye baktım da yok, elbisenin kısmıymış. Okey. Okey ama 7 falan. Ben bayağıdır puan vermiyorum bu arada, onu fark ettim şu an. Ama puan verecek kadar iyi bir tip gelmedi daha. 7 falansınız siz hanımefendi. Aa, Anya Taylor tekrar mı gelmiş? Demin de vardı diye hatırlıyorum. Deminki sıkıcı şeyinizdense bu çok daha güzel bu arada. Anya Taylor Joy hanımefendi. Jack Amos gibi bir marka giyiyor. Beğendim, beğendim. Şimdi bok atamam. Gerçekten bok atacaktım. Diyecektim ki hani tekrar aynı ruj, aynı makyajı yapıp gelmişsin hanımefendi ama bok atamam. Gerçekten hoşsunuz. Hoş, tırnaklarınızın uzunluğu falan. Asalet. I like it. Defol.
Eve gri. Allah Allah, bunlar tekrar geliyor. Ay ben bir şey yine yanlış yorumladıysam vallahi ağzıma sıçayım he. Atıyorum bir iki versiyon vardır. Bir kapıdaki kombinler, bir içerideki kombinler. İki saattir ben onları gibi yorumluyorsam sinirlenirim kendime he. Ama kapıdaki kombin olsa da yani güzel giyinmeleri lazım bence. Yine öyle eşortmanla gelemezsin yani. Önemi yok o yüzden. Dur şu Eva Green'e de geri döneyim. Arkadaşlar bakın güzel. Kesinlikle güzel ama hani eksik. Sıkıcı. Tabii ki ben buraya yani demin anlattığım gibi 8 metre kuyrukla gelmelerini beklemiyorum Met Gala'ymış gibi ama sıkıcısın yine aşkım ya. Alt kusura bakma. Şimdi başka bir siteye geçsin biraz da Türk şeylere bakalım diye. Pınar Deniz bir markanın elçisi olarak festivale katıldı. Sanıyorum bu Magnum arkadaşlar, öyle görmüştüm. Tekrar teyit edeyim bir saniye. Magnum'un yüzü olaraktan gitti Kana. Çok güzel gözüküyor bence. Hiçbir laf edemem yani. Hoşsunuz. Sibel Çetinkaya Şükrü Özyıldız ile katılmış. Sibel'in özellikle saç, makyaj ve aksesuar seçimine bayıldım arkadaşlar. Ayakkabısı falan da olay gözüküyor yani. Hani elbisenin rengi soru işareti. Ama elbisenin duruşu, makyajı, saçı inanılmaz kaliteli duruyor. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten bu arada biraz da hani böyle Türkiye'm gibi bir yerden yaklaşacak olursam Pınar Deniz de Sibel de bizi çok güzel temsil etmek değil bu aslında. Hani böyle bir turnuva gibi bir şey değil bu tabii ki ama bir Türk kızı olarak oraya gitmek ve böyle gözükmek bence çok slay bir şey. Ben olsam çok gururlanırdım kendimle ve durumla yani. Kızlar için de çok gururluyum. Orada olmak çünkü böyle random bir şey değil arkadaşlar. Hani kimlerle orada oldukları belli. O yüzden çok tebrik ediyorum her birini. Nasıl koşullarda giderlerse gitsinler yani. Bir markayla da gitseler, sevgileriyle de gitseler, random bir şekilde orada olsalar bile bu gerçek bir başarı arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden şu an karşımda çıkacak bütün isimleri tebrik ediyorum. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız aşkolar. Helal olsun size. Böyle bir parantez geçmezsem çünkü şey gibi olacaktı yani. Ben şimdi bu kötü, bu iyi gibi bir yerden değil. Gerçekten hani ne giydiklerinin önemi yok benim için ve çok iyi bir durum bence. Bu yüzden tebrik ediyorum. Yani ilk defa değil bu arada. Yani ilk defa Kana gitmiyoruz aslında Türkiye olarak ama böyle hani Sibel'i, Pınar Deniz falan orada böyle şık, elegant görünce bir hoşuma gitti. Bunu da tekrar dillendirmek istedim. Şükrü Bey de zaten çok tatlı olmuş. Her zamanki gibi elit duruyor. Tebrik ediyorum Şükrü Bey'i de. Ve geldik şeye. Meryem Uzerli. Çok tatlı bir kadınsın gerçekten Meryem Hanım. Ne olursa olsun. Ben yani duygusala bağladım ya. Siz ne olursa olsun bizim hürriyetimiz olarak kalacaksınız. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Farklı. Kesin bu elbise de çok yargılanmıştır yani. Bunu mu giyiyorsun gibisinden hemen öngörüyorum. Ama farklı ve kalite koktuğu belli oluyor. Onun dışında bir bilgi var mı? Böyle işte makyajı falan kim yapmış? O bilgileri paylaşmış. Beğendim. Meryem Hanım da 8-9 falan. Sibel Hanım 10 bence. Sibel ve Pınar Deniz'e 10 veriyorum arkadaşlar. Biraz da şeye geçelim yani. Torpil geçelim yani kendi ülkemize. Ha Birce Hanım da mı gitti? Bir tık günlük olmuşsunuz Birce Hanım. Bunu mu giydiniz? Lütfen benim yanlışım varsa düzeltin. Bunu giymediyse lütfen beni uyarın. Bunu giydiyse de yorumlarda buluşalım. Bence kanlık bir elbise değil arkadaşlar. Yok bunu giymiş belli ki. Aa çok şaşırdım. Çok çok güzel ve çok potansiyeli olan bir kadınsın sen. Bence Birce Hanım. Cım. Bir tık daha wow olabilirdim ya. Seni çok seviyorum Bircem. Ama bir tık daha wow olmayı isterdim. Aa, vallahi eminim ki daha bir sürü isim katılmıştır arkadaşlar kana ama şimdilik bu isimleri konuşmuş olalım. Zaten dediğim gibi yani böyle Met Gala gibi wow abi öldüm bu nasıl bir kreatife diyeceğimiz bir kostüm yoktu bence. Siz de öyle düşündüğünüze eminim. Ama yine de böyle geceleri kaçırmak istemiyorum yani. Videolamak istiyorum. Benim için çok keyifli oluyor çünkü böyle insanlar ne giymiş? Aa bir olay var mı falan diye bakmak. Sadece hani böyle full detayını ben bilemiyorum. Yorumlarda tekrar dediğim gibi yorumlarda buluşmamız böyle şu olmuştu ama şu şunu giydi böyle bir gıybetler falan var ise buluşalım aşağıda. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki video ne olsun? Ufak Tefek Cinayetler gelecek. Sözüm olsun bir ya da iki hafta sonraya. Bir de işte Billie Eilish'in albümü çıkıyor aslında arkadaşlar. Ona bir reaction çekmek istiyordum ama telif nedenlerinden dolayı sanırım çekemeyeceğim. Beni Instagram'dan takip ederseniz oradan aslında bireysel yorumlarımı yapıyor oluyorum. Böyle hani burada paylaşamadığım şeyler telifle alakalı falan şeyler olunca oradan hep update ediyorum. Aynı zamanda yani buraya kadar izlediysen karşılıklı böyle bizim love ilişkimiz vardır diye düşünerekten biraz detaylara giriyorum aşko. Biliyorsunuz YouTube'da ben çok vlog yapıyordum. Bir tık vloglara ara verip o vlogları TikTok ve Instagram'a çekiyorum. Valla TikTok'da her gün vlog atmaya çalışıyorum şu sıralar. TikTok'umu takip edersen yine orada da Özgür Uhan olarak bulabilirsin. Günlük vlogları izleyebilirsin aynı zamanda. Instagram'da da biraz daha geniş ve özel günleri vlogladığım içerikler yapıyorum. Gelin orada da konuşalım. Hayatımı size
sizle orada paylaşmaya çalışıyorum. Burada da böyle gıybetus, bir gündelik olaylar varken onları çekiyorum gibi bir sisteme oturtmaya çalışıyorum. Ne diyorsunuz? İyi duyuluyor mu? Vloglar tabii kendi böyle inanılmaz önemli bir şey olur. Buraya da vlog çekerim. Ama bir tık böyle bir sisteme geçtim. Ne diyorsunuz? Dersiniz ki hayır Özgür, YouTube'a vlog devam et abla. Hani burada 50 dakika olsa da izleriz. Buraya da yapabilirim. Kafam bir tık karışık bu vlog ve burada oturmalı videoları böyle meşlemek konusunda. Hangisini daha çok seviyorsun yoruma yazarsan. Çok şey istedim yoruma yazmanı, biliyorum ama gerçekten önemli yani bu aralar benim için. Ay seni seviyorum, çok konuştum. İyi ki su almışım hanım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seni seviyorum. Bye bye. Abone olmayı unutma.